Park Hayat Hastaneleri Sözümüz Sağlığa programını sunar. İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Sözümüz Sağlığa programına hoş geldiniz. Bu haftaki Sözümüz Sağlığa programının konuğu kardiyoloji uzmanımız Hakan Göçer. Öncelikle hocam biraz sizi tanımak istiyoruz. Hakan Göçer kimdir? Teşekkür ederim. 46 yaşındayım. 3 kız evladım var. 21 yıllık doktor olarak çalışmaktayım. Çeşitli hastanelerde çalıştım, yurt içinde ve yurt dışında. Devlet kuruluşlarında, özel kuruluşta ve üniversitelerde akademisyen olarak da bulunmaya çalıştım. Yaklaşık 1,5 yıldır Park Hayat Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Evet hocam. Öncelikle kardiyoloji bölümü çok geniş ve kapsamlı bir bölüm olduğu için hemen sorularıma geçmek istiyorum. Kalp ve damar hastalıkları hakkında biraz bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. İlk önce İzleyicilerimizin de kafasında canlanabilmesi için önce kalbi anlatmak lazım zannedersem. Kalp çok önemli bir organ. Yaklaşık 200-280 gram ağırlığında göğüs kafesimizin içinde bulunan ve bütün öbür organların yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilmesi için onlara enerji sağlayan, onlara oksijen gönderen organımız kalp. Kalp çok ilginç bir organ da aynı zamanda. Değişik bir kas yapısından oluşmakta. Düşünün ki normalde elinizi şöyle açıp sıksanız bir 2 dakika sonra yorulursunuz, kolunuza kramp girer. Ama kalp özel bir kastan oluştuğunda ömrünüz boyunca 2,5 milyar kez aşağı yukarı devamlı kasılmakta ve her kasıldığında kan pompalamakta. O kadar kan pompalamakta ki bu yaklaşık 8000 ton civarında bir kan. Bunların miktarında hep sınırlı tutmalısınız. Yine yapılmış çalışmalar var. Bunlar hem insanlar üzerinde yapılmış hem hayvanlar üzerinden yapılmış. Bir kere ne kadar az yerseniz, miktar olarak öğünleriniz ne kadar az ise o kadar uzun yaşayacaksınız. Bu matematik gibi şey. Ne kadar sofradan doyarak kalkıyorsanız, ne yerseniz yiyin, o kadar az yaşayacaksınız demek. Yani yeme içki, içme alışkanlıklarımızı da gözden geçirmek lazım. Evet. Hiçbir zaman çok doyarak sofradan kalkmamak lazım. Öğün kesin atlamamak lazım. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği olmak üzere sağlıklı insanlar için konuşuyorum. Bu sağlıklı insanların yapacağı şey mutlaka öğünlerimizi yememiz lazım. Çocuklarımıza doğru alışkanlıklar vermek lazım. Yani çocuğumuza işte bazı gazlı içecekleri içmesini değil de kefir gibi, süt ürünlerinden ayran gibi bizim kültürümüzden kaynaklanan, bizim kendi içeceğimiz olan ve inanılmaz sağlığa yararlı, içinde probiyotik bakteriler içeren içecekleri kullanmasını öğretmemiz lazım. Yediğimiz, içtiğimiz şeylerin de dediğim gibi miktarını hakikaten mantık çerçevesinde tutmak lazım. Eğer tatil köylerine giderseniz görmüşsünüzdür. Yabancılar açık büfelerde tabağı çok az doldururlar. Biz olduğu gibi doldururuz, onu yemeye evet. çalışırız. Yani bundan vazgeçmek gerekiyor ki uzun ve sağlıklı bir yaşantı sürebilelim. Bu gerçekten çok önemli. Meyve sebzeye gelince bunun vaktinde olan zaman, ne zaman çıkıyorsa domates, o zaman çıkan domatesi alıp yemek lazım. Şimdi Türkiye'de o şekilde çıkmıyor mesela hocam. Mevsimsel olarak çıkmıyor mesela. Maalesef şimdi çok değişik tabii şeyler de var. Yani bir kere sorun tohumdan başlıyor. Tohumların çoğu genetik olarak modifiye edilmiş tohumlar. Yani bu genetik olarak modifiye edilmiş tohumdan elde ettiğiniz işte mısırdır, domatestir, diğer şeylerin uzun dönemde vücudunuza ne yaptığı çok belli değil. Yani belki kanser olmanıza da etki ediyor olabilir. O yüzden doğal tohum, yani ülkemizin işte bizim çiftçimizin eskiden beri yetiştirdiği tohumdan çıkan ürünü ve zamanında, yani yazsa yazın alıp yemek gerekir. Çok süpermarket
den tüketim alışkanlığı çok iyi bir şey değil tabii ki. Katkılı ürünleri zaten mümkün olduğunca tüketmemek lazım. O katkı olan ürünleri hiç söylemiyorum bile. Bunlara dikkat ederseniz yeme içme alışkanlığı olarak hakikaten kalp damar hastalıkları, ritim bozuklukları, birçok hastalığa yakalanma olasılığınız ortadan kalkar. Evet hocam. Programımızın sonuna geldik. Değerli bilgilerimizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz, bir sonraki programımızda başka konuklarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Park Hayat Hastaneleri Sözümüz Sağlığa programını sundu.